Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, hoş geldiniz. Fikret Eroğlu ben. Yaklaşık 15-20 yıldır yayın hayatı içerisindeyim. 4'e yakın romanım, 3 tane de çocuk fantastik edebiyatı ismini verdiğimiz küçük 4. sınıf üzeri çocuklara yazdığım kitaplarım var. Yaklaşık bu sene 2. defa Konyaaltı Kitap Fuarı'na katılıyorum. Buraya geldiğimde gerçekten Türkiye adına, okuma adına, kitap adına çok umutlanıyorum. Konyaaltı halkı kitaba çok meraklı. Emeğe yapılan bir değer, bir saygı var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Özellikle kitap alıp almaması bizim için önemli değil. Buna bir değer vermesi, buna bir saygı göstermesi, emeğin karşılığını size söylemesi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben sizin aracılığınızla Konyaaltı'nın bütün okurlarına, halkına şükranlarımı sunuyorum. Belediye başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bize böyle bir fırsatı sunduğu için, bizi burada ağırladığı için. Ve gönül istiyor ki yani Türkiye'nin her tarafı Konyaaltı'ndaki gerçekleşen fuar kadar etkili geçsin, yoğun geçsin. İnsanlar kitaba ilgi göstersinler. Ama artık zannediyorum bunu aşıyoruz herhalde. Çünkü gittiğim her yerde ben bunu görüyorum. Türkiye yavaş yavaş okumaya başladı diyeyim size. Araf'ın Sakinleri benim ilk romanım. Yaklaşık 5 yılda yazdım. Yaşanmış bir hayat hikayesi var burada. Kitap, Schopenhauer'ın bir sözü vardır. Bir kitap sizi uyandırmıyorsa o kitabı elinizden bırakın. Uyutuyorsa o kitabı bırakın. Bu kitap bizim bazı şeylerin farkına varmamızı, özellikle genç kızlarımız, her anne ve babanın okumasını tavsiye ettiğim bir kitap. Bu kitabı yaklaşık 5 yıl emek verdim. Bunun devamı olan ikinci kitapta da Araf Yolcuları sosyolojik bir problemi değinmeye çalıştım. Yine aynı kahramanın üzerinden. Bunu da severek okuyacaklar. Üçüncü kitabım İslam'ın erken döneminde yazdığım bir roman. Diner tarihçisiyim ben, ayrıyeten kendi alanım. Keyifle okuyacaklar. Bazı şeylerin bildiğimizin tersinde olduğunun farkına varacaklar bu kitabı okuyarak. Erguvan Mevsimi Dağ Çiçeği Burnunda bir kitabım. Daha dün çıktı. Yaşanmış kısa 10 hikayeden oluşan ve bizi sıcacık bir dünyaya çeken bir kitap. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Biz daha pazartesiye kadar buradayız. Konyaaltı halkını buraya bekliyoruz.